Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası başlıyor. Radyo Spor'la Muhabir Masası ile karşınızdayız. Evet, bu haftada Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı. Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında 1-1'lik skorla ayrıldı. Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu konuları akışımızın içerisinde işleyeceğiz. Evet, ben Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu. Telefon hatlarımızda Galatasaray muhabirimiz Burhan Can Terzi ve Beşiktaş muhabirimiz Erdal Cömert olacak. Öncelikle programımıza Süper Lig'deki sonuçlarla başlayalım. 31. haftanın. Fatih Karagümrük 3, HSK Blok Kayseri Spor 0, Galatasaray 3, Çaykur Rizespor 4, Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 1, Göztepe 3, Demir Grup Sivas Spor 5, Yeni Malatya 2, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Trabzonspor 4, Ankara Gücü 1, Fraport Tav Antalya Spor 3, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, İttifak Holding Konya Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 0, Yukatel Denizli Spor 0, Medipol Başakşehir 0, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1 şeklinde tamamlandı 31. hafta ve milli takım arasına da girdi. 2022 Dünya Kupası eleme grup maçları başlıyor. Evet, A milli takımımız yarın Hollanda ile karşılaşacak ve bir sonraki maçı da Letonya olacak. Bu arada da hazırlık maçında Norveç'te karşılaşacak A milli takımımız, ama öncelikle Süper Lig maçlarını değerlendireceğiz. Telefon attığımızda Galatasaray muhabirimiz Burhan Can Terzi var. Burhan Can, merhabalar. Merhaba Barış, yayınlar. Teşekkürler. Evet, Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor'a 4-3'lük bir mağlubiyet aldı kendi sahasında. Öncelikle o karşılaşmanın değerlendirmesini rica edeceğim senden. Hesapta olmayan bir kayıptı tabii ki Barış. Ama bunun değerlendirmesi aslında uzun vadede yapmak gerekiyor. Galatasaray uzun süredir aslında 8'de 8 yaptığı dönemde bile çok tatmin edici bir futbol oynamıyordu. Skoru alıyordu ama oyun olarak rakiplerine çok büyük üstünlük sağladığını veya oyunun taraftara zevk verdiğini, oyunla şampiyonluğa yürüdüğünü, yani oyun bunu vermiyordu. Galatasaray winner karakteriyle, kazanan karakteriyle, formasıyla ve bireysel yeteneklerle sonuç alabiliyordu ama bir şampiyonluk oyunu yoktu. Tabii Fatih Hoca çok kendini geliştiren ve çözüm üreten bir teknik adam. Şimdi çok sık şu yorumlar yapılıyor. İşte işleyen düzeni bozdu Fatih Hoca. 4-1-4-1 ile Galatasaray çok etkiliydi. O 4-4-2'ye dönünce işte oynayayım. Ben buna kesinlikle katılmıyorum ve ezber yorum olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray 4-1-4-1'de de çok efektif bir oyun oynamıyordu ve Fatih Hoca bir çözüm üretti, bir plan koymaya çalıştı ortaya bir formasyon değişikliğiyle. Kayseri'de bundan sonuç alındı. Ama bakıldığında Rize karşısında puan kaybetti. Ama ben bunun çift santrafor oynamakla bir ilgisi olduğunu düşünmüyordum. Yani Galatasaray'ın puan kaybetmesinin veya iyi organize olamamasının sebebi çift santrafordan kaynaklı değil. Özellikle merkezdeki pas seçeneklerinin kısıtlı olmasından kaynaklı organize olamadığını düşünüyorum. Galatasaray oyunu doğru kuramıyor. Galatasaray bir orta saha oyuncusu ayağına topu aldığı zaman etrafında birkaç opsiyon görmekte sıkıntı çekiyor ki bireysel hatalar dediğimiz hatalar da bundan kaynaklanıyor. Bakıldığında Emre Kılınç belki Marco A'ya hatalı pas attı. Marco A'da ağır kaldı ve bundan bir gol yedi, ikinci golü. Ama Emre Kılınç neden Marco A'ya dönüyor ve o şiddetle pas atıyor? Bunu sorgulamak lazım. Saracchi'ninki zaten Saracchi'nin merkeze top atması ilk dakikada. Bu zaten futbola aykırı bir, futbolun doğasına, eşyanın tabiatına aykırı bir hareketti o noktada. Bireysel hata evet var. Sivas maçında da Lines'in bireysel hataları var. Bu yüzden Galatasaray puan kaybediyor. Ama bu kadar çok bireysel hatanın oluşmasını sadece bireysel hatayla deyip geçemeyiz. Burada oyundaki, oyunun genelinde bir hata olduğu ortaya çıkıyor. Ama tabii şu var, daha 10
maç var ve Beşiktaş da puan kaybetti bu hafta. Her ne kadar bir puan alıp Galatasaray'la aradaki puan farkını yükseltse de şu oldu. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ikişer puan kağıtlarında kaybetmesi Galatasaray'ın şampiyonluk için ümitlerini arttırdı. Galatasaray'ın özellikle son yıllarda rakiplerine göre daha ağır basan bir winner karakteri var ve 10'da 10 yaptığınız takdirde siz şampiyon oluyorsanız Galatasaray için her zaman umut vardır. Bu anlamda tabii derbinin berabere gitmesi umutları biraz daha yeşertti ama tabii ki oyuna çözüm bulmak gerekir. Şunu söylemek istiyorum sana Burhan Can Terzi. Peki Galatasaray'ın 10 karşılaşması var. Tabii bir de bay geçeceği hafta var. 10 karşılaşmayı da kazanabilecek mesajını Galatasaray sahada verebiliyor mu? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şu an için vermiyor. Evet, yani bu sezon hiç vermedi. Yani Galatasaray her maçını diken üstünde kazandı hemen hemen. Yani Gençler Birliği Denizli maçlarını saymazsak hemen hemen Galatasaray çoğu maçta bir de öne geçtikten sonra da Galatasaray yemeyeceğinin garantisini o hissiyatı vermiyor. Dediğim gibi bu sezon şampiyonluk oyunu ortaya koymadı Galatasaray. Yani dersiniz ki bu takım her an her şeyi yapabilecek bir oyun gösteriyor. Oyunuyla tüm rakiplerini alt eder. Böyle bir 2012-2013'teki veya en yakın örnek 17-18'in genelinde de belki diyebilirsiniz. Hani dönem dönem kötü oynadığı maçlar var ama 17-18'de onu veriyordu Galatasaray 21. şampiyonlukta. Ama bu sezon o hissiyatı belki ilk iki maçı sayabiliriz. Yani Başakşehir deplasmanında oynanılan maçı sayabiliriz. Ama onun dışında sezonun genelinde Galatasaray'ın çok çok iyi oynadığı bir maç maalesef sayamıyoruz. Hep diken üstünde, hep bireysel yeteneklere bağlı. En son Erzurum maçı mesela. Yani Mustafa Muhammed'in bitiriciliğinden kaynaklı rakibe üstünlük sağlanan bir maç aslında. Galatasaray yine Erzurum maçında da çok üstün bir futbol oynamadı. Kayseri maçı 3-0 bitti ama Kayseri'nin kaçırdığı çok ciddi pozisyonlar var. Yani bu bağlamda bakacak olursak şu an oyun çok umut vermiyor. Şu an benim de güvendiğim Galatasaray'ın winner karakteri. Fatih Hoca'ya dönmek istiyorum. Özellikle sadece bu karşılaşma özelinde değil, son döneme dönmek istiyorum. Karşılaşmalardan sonra genelde Fatih Hoca'nın gündeminde hakem konusu oluyor ki Çaykur Rizespor maçı sonrasında da yine hakem konusu vardı Fatih Terim'in gündeminde. Fakat oyunla ilgili şunu, yani şurada hata yaptık veya kendine yönelik bir eleştiride bulunmadığını görüyoruz. Aynı zamanda daha önce bildiğimiz Fatih Terim, Fatih Hoca, oyuncularda bireysel hata yapsa da isim vermezdi ve isim vermeye başladığını görürüz. Sen bu durumu, bu düşüncelerini veya bu açıklamaları nasıl karşılıyorsun? Hakem konusunu sordun. Hem hakem konusu hem de bireysel hata yapan oyuncuların ismini verme konusunu. Evet. Yani isim verilebilir tabii ki. Yani kimse eleştirilmez değildir ama ben bu maç sonunda Fatih Hoca'nın hakemle ilgili yorum yapmasını anormal karşıladım açıkçası. Çünkü Çaykur Rizespor maçında bence hakemlik hiçbir şey yoktu. Tamamen bundan aslında biraz da bahsettim ilk girizgahta. Barış, yani bu kadar çok bireysel hata olması normal değil. Katılıyorum ki sorularından biri buydu. Şunu söylüyorum ben. Evet, bireysel hata normal değil ama bu kadar çok bireysel hatanın olması bir noktada takımın oyununda da bir hatalı noktalar olduğunu gösteriyor bize. İsim söylenebilir. Bu çok normaldir yani. Ama bence Rize maçı özelinde tüm sorumluluk hocaya ait. Elbette ki. Peki çiftli forvete geçmişti Fatih Hoca ve çiftli forvet sisteminde Galatasaray'da aslında övülen bir futbolda oynuyordu spor kamuoyu tarafından zaman zaman ama bu Çaykur Rizespor karşılaşmasında Galatasaray'ın pozisyon üretemediğinde veya çok zorlandığını da gördük. Peki Fatih Hoca hangi sisteme tekrar dönmeli, ne yapmalı bu konuda? Açıkçası şu var, Falka çok formda. Evet, Mustafa Muhammed çift santrafor'da etkisiz kalıyor belki. Tek tek bakacak olursak mutlaka ileride oynayan, 3. bölgede oynayan oyuncuların arkasında görev yapan üçlü veya dörtlü
isimlerin mutlaka daha üretken olması lazım. Örnek veriyorum, Seguli'nin mutlaka 11'e dahil olması gerekiyor. Çünkü sizin akan oyunda en önemli pas yeteneğiniz ve üretkenliği güçlü oyuncunuz Belhanda'yı gönderdiniz. Belhanda'nın yokluğunda mutlaka o tipte üretken bir oyuncu oraya monte edilmesi gerekiyor. Getson bu ihtiyacı karşılamıyor şu anda. Seguli'nin merkeze mutlaka monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum veya Arda Turan'ın. Bana göre dediğim gibi çift santraforda sıkıntı yok ama şu noktada 4-3-3 yine en makul formasyon gözüküyor. Bu 4-3'te yine Mustafa'yı kullanabilirsiniz. Yani sola Onyekuru'yu, sağa Mustafa'yı atabilir, merkeze Falcao'yu koyabilirsiniz. Ama iş onlardan çok oraya getirecek oyuncularla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Taylan'ı mutlaka yine savunmanın önünde görev yapan oyun kurucu pozisyonda mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bakıldığında Taylan'ın olmadığı maçlarda Galatasaray bu sezon sanıyorum 8 puan kaybetti. Taylan bu takımın olmazsa olmazı, yani Taylan ve Seguli'nin olacağı bir merkez orta saha yapısı mutlaka kurulması gerekiyor ki burada aslında en çok ben hakkı verilmeyen oyunculardan birinin de Emre Kılınç olduğunu düşünüyorum. Ki genelde fatura hep ona çıkıyor ama Emre gerçekten bu oyunu çok dürüst oynayan bir futbolcu. Yani bir tekme dahiyesi yıkılmayan, kendini bırakmayan ve oyunu pek gösterişli olmadığı için göze de batmayan bir oyuncu. Taylan, Emre Kılınç, Belhanda üçlüsü ben verim alıyordu Galatasaray. Belhanda olmadığına göre Taylan, Emre Kılınç, Seguli üstüyle bir merkez yapısına kavuşması gerekiyor Galatasaray. Birazdan Falcao, Mustafa Muhammed konusuna geleceğim ama ondan önce Belhanda'dan söz etmişken, Belhanda'nın eksikliğini Galatasaray ne ölçüde hissediyor şu ana kadar? Bana kalırsa Rize maçında Galatasaray fazlasıyla hissetti. Bu pas opsiyonu olarak bahsettiğim olaylarda zaten pas opsiyonu olabilecek başlıca karakter Belhanda oluyordu. Çünkü o da gösterişli futbol oynadığı için hakkı genelde yeniliyordu ama Fegoli'nin merkezdeki hareketliliği ve belini çok iyi döndürebilmesi Galatasaray'a hem zaman hem de pas seçeneği kazandırıyordu. Bu anlamda ben Rize maçında özellikle çok hissedildiğini düşünüyorum Belhanda'nın yokluğunun. Evet, aslında Falcao çok tartışılan bir isimdi Galatasaray'da. Gerçekten dönüşü de iyi oldu. Ustaca goller attı. Adına yakışır şekilde goller attı Falcao ama Galatasaray onun yokluğunda devre arasında Mustafa Muhammed'i transfer etmiştir. Mustafa Muhammed de Galatasaray kariyerine çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Güzel goller atıyordu. Galatasaray'a puan getiren önemli goller atıyordu. Ama çiftli forvet sistemiyle birlikte Mustafa Muhammed'de bir düşüş gözlemliyoruz. Veya sisteminden dolayı bir alışamadığını da söyleyebiliriz. Sen nasıl karşılıyorsun Mustafa Muhammed, Falcao ikilisinin ileride olmasını ve Mustafa Muhammed'in performansında bir düşüklük var mı? Kesinlikle var. Yani 6 maçta 6 resmi maçta 6 golle başlamıştı Mustafa Muhammed. Son 2 maçtır gol atamıyor. Kırmızı kart gördü. Ankara Gücü maçında sayarsak 3 maçtır gol atamadığını söyleyebiliriz. Tabii çift oynamaya alışkın bir santrafor değil ama dünya yıldızı olacaksa bunu da öğrenmesi, buna da alışması gerekiyor. Çok etkisiz kaldı. 2 maçta topla en az buluşan oyuncu oluyor ilk 11'i oynayan futbolcular arasında. Mutlaka bazı püf noktaları öğrenmesi gerekiyor. Topla nasıl? Çünkü bakıldığında Falcao hem yaş olarak ileri hem fiziksel olarak ondan geride olmasına rağmen çok daha fazla alan buluyor. Çok daha fazla pas seçeneği olabiliyor takım arkadaşlarına. Mustafa'nın biraz daha hem ligi hem de çift santrafor oynamayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani santraforun işi sadece son vuruşla bitmiyor. Bu arada da gerçi milli takıma gitti ama Mısır'a gitti. Mutlaka biraz daha adaptasyon sürecini hızlandırması gerektiğini
düşünüyorum. Şu noktada bir santrafor tercih edecekse, tek santrafor tercih edecekse şu an Falcao ondan daha önde açıkçası. Şu konuya geçmek istiyorum Burhancan. Özellikle Galatasaray'da son dönemde zemin tartışmaları var. Bir, zeminin durumu şu an ne durumda? İkincisi, Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları var bu noktada. Hem zeminle ilgili hem de Galatasaray adası ile ilgili bu iki konudaki son durum nedir? Zemin sezon sonuna kadar çok fazla üst düzeye çıkmayacakmış gibi duruyor. Belhanda'dan sonra stat sorumlusu Murat Ersoy'a da fatura kesildi ama yönetimden kimse bu konuda hatalı değil anlaşılan. Çünkü hep birilerine fatura çıkıyor ama yönetim bir de Sayın Başkan şunu ifade etti, herkes bahçıvan oldu diye. Yani burada hani bunu tespit edenlere, bunu görülmeyecek bir şey ki, bunu tespit edenlere kızılacağına burada bu sahanın bu hale gelmesine kızmak gerekiyor bana kalırsa. Diğer taraftan adayla ilgili açılan davalardan birinde Galatasaray lehine sonuç çıktı. Ama Yargıtay ve istinaf süreci var daha bu işin ve birçok dava daha devam ediyor. Şu an kesin olarak nihai bir sonuç yok ama önemli bir adımdır tabii ki. Şu var tabii, hani orada dahi yönetimimiz tarafından açılan dava diye şart düşüyor. Artık yani bunlara hiç bence gerek yok. Yani bakıldığında 2010'ların başından itibaren bir dava süreci var. Adım adım gelinmiş bir süreç var. Tüm başkanların katkısı var. Geri alınma sürecinde işletmeyle davalık olan süreçte. Orada dahi yani... Şu anki yönetimi öne çıkarmanın bir manası yok. Tabii seçim de yaklaşıyor. Herkesin seçim çalışmaları var bir yanda. Yani bunları da anlayışla karşılıyorum ama hani sanki şöyle, yani bu yönetimden önce Galatasaray hiçbir şeyi başaramamış gibi bir algı da var. Bence bunlara gerek yok. Biraz daha camianın bütünlüğe ihtiyacı var bu süreçte. Biz yaptık demektense Galatasaray yaptı demek daha doğru. Evet, Galatasaray'da seçim kulisleri de hareketleniyor. Merak edilen konuların başında mevcut başkan Sayın Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı. Yine adaylıklarını açıklayanlar var. Başta Burak Elmas olmak üzere. Adnan Polat'ın, eski başkan Adnan Polat'ın ismi geçiyor. Yiğit Çağrı'nın ismi geçiyor. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun ismi geçiyor. Galatasaray'da seçimle ilgili neler oluyor, neler yaşanıyor ve seçim ne zaman yapılacak? Bir seçim gündemini toparlayabilir misin bize? Evet, yani normal şartlarda Mayıs ayında gerçekleşmesi gerekiyor olan takvime göre Galatasaray Genel Seçimli Genel Kurulu'nun. Şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk ve Burak Elmas vardı. Sayın Elmas ve Öztürk zaten uzun süredir çalışmalarını yürütüyorlardı. akabinde de Tuncer Hunca, Sayın Tuncer Hunca bir video klip ile açıkladı. Sonrasında tabii yine beklediğimiz bir durumda Sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da son divan toplantısında başkan adayı olduğunu açıkladı. Şu an ana tabloda 4 başkan adayı var. Tabii bir yandan mevcut yönetimde bir aday çıkaracak. Burada tabii Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve Adnan Polat tarafıyla bir istişare söz konusu. Yiğit Çağrı'dan Adnan Polat, Mustafa Cengiz ve Hakan Üstünbert, o da eski basketbol şubesi olması camiada çok sevilen bir isim. Bu 4 isim ekseninde bir ortak aday bulunmaya çalışılıyor. Ama benim tahminim yine bu 4 isminde ortak aday yine Sayın Başkan Mustafa Cengiz olacak gibi duruyor. Evet, çok sayıda aslında aday var. Sana göre bundan sonra aday çıkacak olan olur mu? Farklı isim. Olabilir tabii, olabilir. Ama şu an açıkçası tek hani şöyle söyleyeyim, güçlü yani oy potansiyeline sahip
aday. Burhan Can Terzi. Bir son dakikamız var. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareketten dolayı diye neden de belirtilmiş ayrıca. Tabii ki bu konudaki hem hareket neydi, bu konudaki son durumu senden alalım. Gelişme nedir? Sanıyorum hareket dedikleri hareket ben görmedim ama sanırım hocanın sarı kart gösterilme sırasında sanırım buradan göster diye bir cümle söylediği iddia ediliyordu. Ben tribünden tabii hocanın söylediğini görememiştim ama sanıyorum herhalde hareket dediğine göre bununla alakalı bir durum. Ama yani şu ilginç, madem yani biraz samimi olunmasını ben burada çağır yapıyorum. Tam cümleyi okuyayım. Hareket değil, tamamıyla hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca sevk edilmiş. Aynı yani zamanda hakaret varsa o zaman neden hocaya kırmızı kart gösterilmedi? Aynı zamanda şunu da belirteyim, reklama gitmek durumundayım. Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala da yine aynı maddeden ve hakaret nedeniyle sevk edilmiş. Bir reklama gidip gelelim, devam edeceğiz. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor. Muhabir masasında yeniden birlikteyiz. Galatasaray'ın gündemini konuşuyorduk. Galatasaray muhabirimiz Burhan Can Terzi ile. Tekrar merhabalar Burhan Can Terzi. Evet, Fatih Terim'le Ümit Davala Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tabii ki de karar ilerleyen günlerde açıklanacak. Sen aslında seçimle ilgili son gelişmeleri bizlere aktarıyordun. Tekrar o konuya dönmek istiyoruz. Senden yeniden gelişmeleri alalım. Dediğim gibi yani şu an görünen tabloda 4 başkan adayı var ve yönetim kanadından Adnan Polat'la yönetim kanadının ortak bir aday çıkarması bekleniyor. Yani şu an itibariyle 5 ama ben tabii başka başkan adayları da çıkarabilir ama ben 5'i de geçeceğini düşünmüyorum açıkçası totalde. En fazla 5 olur diye düşünüyorum. Mayıs ayında seçim izin alıp gerçekleşirse ki geride bıraktığımız haftada Galatasaray'da yeni üyelerin beraat töreni yapıldı ki Özcan Can Aydın salonunda yapıldı. Bu haftada vefat yıl dönümüydü, tekrar rahmetli alınalım. Özcan Can Aydın salonunda yapıldı. O salon yani çok geniş bir salon değil. Oraya yaklaşık belirli saatler arasında 4 belki daha fazla girip çıktı. Yani böyle bir tören yapılabiliyorsa seçimli genel kurulda lisenin bahçesine sandıklar kurulup pek tabii yapılabilir diye düşünüyorum. Artık zaten genel kurulda olan genel kurulda ilk seferdir ertelendiği için üyeler artık daha fazla bazı şeyleri ertelemeyi istemiyor. Ve bu noktada seçimin gerçekleşmesini istiyor üyeler. Sen derbiyi nasıl buldun? Hem şampiyonluk yarışında alınan sonuç iki takımı nasıl etkiler? Aynı zamanda Galatasaray'ı içine katabiliriz bunun. Derbiden beklediğin sonuç mu çıktı? Yani tabii tahmin etmesi kolay bir karşılaşma değildi ama her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki bence keyifli bir maç oldu. Keyifli bir derbi olduğunun altını çizelim. Tabii karşılıklı birer gol vardı. Beşiktaş maç 1-0 giderken önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Farkı ikiye çıkarma şansı ayağına gelmişti ama bunları değerlendiremedi. Tabii Altay'da kalesinde büyüdü diyebiliriz bu noktada. Beşiktaş değerlendirmedi demekten çok Altay'da kalesinde gerçekten büyüdü ki bence şu an ligimizin en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Altay Bayındır'ın. Diğer taraftan şu vardı. Erol Hoca'nın pek sanki tercih etmeyeceği 11 gibiydi. Özellikle orta saha yapısına baktığımızda Gustavo, İrfan Can, Pelkas'tan oluşan bir orta saha yapısı sanki Erol Hoca'ya çok uymayan bir orta saha yapısıydı. Ama tabii taraftarın da daha çok beklediği model buydu diyebiliriz. Biraz daha ofansif bir oyuncu grubundan oluşan ama ben Ozan'ın ne olursa olsun bu takımda oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Gol attığı için bunu söylemiyorum. Temposuyla birlikte. Şimdi bakıldığında hazır olmayan Mesut geldi. Oynatıldı.
İrfan Can geldi transfer çalım olarak. O oynatıldı ama sezon başından beri bakalım ortalama en iyi oyuncusu diyebileceğimiz Ozan kenarda kalıyor. Bu da bence Fenerbahçe'nin merkezdeki direncini kırdığını düşünüyorum. Ayrıca Fenerbahçe kenar oyuncularını çok çizgiye yakın kullanıyor. Bu da tabii maç içerisinde de Beşiktaş'a merkezde bence sayısal üstünlük sağladı bölüm bölüm ve Fenerbahçe eksik kaldığı noktalardan pozisyonda verdi. Tabii ikinci yarıda, maçın ikinci yarısında yine Caner'e bağımlı bir hücum organizasyonları geliştirdi Fenerbahçe. Nispeten ilk yarıya oranla daha hücum anlayışında bir oyun sergiledi. Golü de buldu. İkiyi de bulabilirdi birbirinden sonra Fenerbahçe. Ama yine beklentileri çok karşılayan bir oyun sergilediğini düşünmüyorum. Ama maçın geneli keyifliydi. İki takım da şampiyonluk iddiasını sürüyor. Tabii şu an üç takımın da şampiyonluk iddiası var. Fenerbahçe puan olarak biraz geride ama ben Fenerbahçe için de her şeyin bittiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, Burhan Can Terzi'nin yorumları bu şekildeydi. Derbiyle ilgili olarak son olarak milli takımımızı soracağım Burhan Can Terzi'ye. Ve evet, 30 saniyelik bir aramız varmış. Bir araya gidip gelelim. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor. Evet, yeniden birlikteyiz. Hem derbiyi de değerlendirdik Burhan Can Terzi ile. Evet, milli takımla ilgili yorumlarını da alacağım. A milli takımımız 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası eleme grubu macerasına da başlıyor. A milli takımımız G grubunda Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık'la eşleşmişti. A milli takımımız Dünya Kupası Dünya Kupası elemelerinde yarın Hollanda ile karşılaşıyor ve karşılaşma saat 20'de başlayacak. Cumartesi günü saat 20'de başlayacak Norveç deplasmanında olacak A milli takımımız ve 30 Mart'ta da saat 21.45'te A milli takımımız Letonya'yı ağırlayacak. Evet Burhan Can Terzi, A milli takımımızın Dünya Kupası yolunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası iyi bir jenerasyon yakaladık ve özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde muazzam bir grafik çizmiştik. Son dünya şampiyonu Fransa'ya iki maçta toplam 4 puan almıştık ve yenilmemiştik. O jenerasyonun devamı olarak bakalım da birçok zaten aynı isimde bulunuyor. O kadrodan da iyi bir jenerasyon ve iyi bir arkadaş ortamına sahip bir milli takım yakaladığımızı düşünüyorum ve bakıldığında hem yetenek olarak hem fiziksel olarak iyi durumda bir oyuncu grubumuz var. Dünya çapında oyunculara sahibiz. Hakan Çalhanoğlu gibi, Çağlar Söyüncü gibi, Meriç Demiral gibi dünya çapında isimlere sahip bir milli takımımız var. Yine Yusuf Yazıcı çok değerli bir isim. Kalecilerimiz çok değerli, savunma opsiyonumuz çok fazla, kaleci opsiyonumuz çok fazla. Tabii ileride santrafor kısmında Burak Yılmaz'a biraz bağlıyız gibi bir durum söz konusu. Tabii Cenk Tosun, Enes gibi isimler de var ama milli takımda beklenen performansları çok göremiyoruz. Cenk için tam o yorumu yapamayız ama tabii özellikle o Beşiktaş prime dönemindeki Cenk'i görsek zaten farklı bir seviyeye taşınır diye düşünüyorum oyunumuz. Ama santrafor kısmında da sıkıntı yaşamazsak bu dönemde ben yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ama şu çok önemli bir detay, özellikle Taylan uzun süredir milli takımı hak ediyordu. Taylan'ı görmek çok sevindirici. Yine Halil Akbunar sezonun flash isimlerinden biri ki uzun sezonlardır Halil'in performansını yakından takip ediyoruz. Sürekli kendini geliştiren bir oyuncu. Bu iki ismi de milli takım kadrosunda görmek sevindirici. Evet, Burhan Can Terzi'nin A milli takımla ilgili yorumları da bunlardı. Evet Burhan Can Terzi, sana değerli yorumların için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Güzel, teşekkürler. Evet.
Hemen yarışa gitmemiz gerekiyormuş. Yarışa gidip gelelim. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor. Muhabir masasında yeniden birlikteyiz. Evet, hattımızda Beşiktaş muhabirimiz Erdal Cömert var. Kendisiyle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Erdal Cömert, merhabalar, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bir derbi geride kaldı pazar akşamı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş 1-0 öne geçti ikinci yarıda ama maçın son dakikalarında Fenerbahçe Ozan Tufan'la beraberliği yakaladı ve karşılaşmada 1-1 sona erdi. Öncelikle senden derbinin yorumunu rica ediyoruz. Valla Ozan'ın attığı golü ben beğendim. Küçük bir gol attı. Hatta uzun süre aradan sonra attı. Küçük bir goldu, beraberliği yakaladı, puanları birer birer paylaştılar. Bunda tabii iyi bir futbol oynandı, hatta iyi. İki takım da kendi alanına çekilmedi. Sanki kontra atakmış gibi görülen çıkışlar vardı ama onlar kontra atak değildi. Sahanın tamamını kullanabilen iki takımın sahadaki mücadelesiydi. Burada en önemli, en artı şeylerden bir tanesi de bana göre stadın zeminiydi. Zeminden dolayı iki takım da bence gerçek oyunlarını sahaya sürmeyi başardılar. Evet, Erdal Cömert'in derbi analizi bu şekildeydi. Ben de kendi görüşlerimi aktarayım ki aslında Fenerbahçe gerçekten sıkıntılı geldi derbi öncesi. Çünkü Beşiktaş'ın 5, Galatasaray'ın da yine 2 puan gerisindeydi. Daha doğrusu 2 puana düştü, 3 puan gerisinde gelmişti Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyordu bu noktada. Ve Fenerbahçe dediğimiz gibi gerçekten sıkıntılı bir şekilde Vodafone Park stadına geldi derbi için. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un kadroda 2 değişiklik yaptığını gördük ki Gustavo'nun yanında orta sahada İrfan Can'ı tercih etti. İleride de her zaman oynayan aslında genelde Mehmet Yam'dı forvette. Bu sefer Samatta'yı tercih etmişti. Aslında bence Fenerbahçe ikinci yarıda esas ideal 11'ine kavuştu. İlk başladığı 11 yanlış bir 11'di ve bu şekilde de zaten 1-0'lık geriye düşmüştü Fenerbahçe. İlk 25 dakika iki takım da birbirini test etti diyebiliriz. Daha tedbirli başladı ama 25. dakikadan sonra Beşiktaş'ın pozisyonları vardı. Hem Abubakar hem de Atiba ile ve 2-0 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş hızlı başladı ve 48. dakikada Vida'nın kafasıyla bir golü elde etti ve Beşiktaş bu skorla 1-0 öne geçti. Ve Fenerbahçe'de özellikle Altay Bayındır'ın performansı çok üst düzeydeydi ki Abubakar'la Altay Bayındır birçok pozisyonda karşı karşıya geldi. Ve Abubakar'ın şutları vardı. Altay Bayındır 1-0'dan sonra da ve 0-0 maç oynanırken de farkın açılmasına da izin vermedi. Gecenin kahramanlarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'de 57. dakikada aslında iki değişiklik geldi. Bunlardan bir tanesi Jose Sosa ve Ozan Tufan'dı. Ve Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Hoca'nın bu iki oyuncuyu almasıyla birlikte oyunun şekli de değişti tabii ki de. Fenerbahçe daha çok rakip alanına yıktı oyunu ve gerçekten keyifli bir derbi oldu. Sahada keyifli bir futbol vardı ve 89. dakikada Fenerbahçe Ozan'ın gerçekten güzel golüyle 1-1 yakaladı. 1-1'den sonra iki takım da pozisyonlar kaçırdı son dakikalarda. Beşiktaş Abubakar'la da öne geçebilirdi. Fenerbahçe de öne geçip maçı kazanabilirdi ama karşılaşma 1-1 sona erdi. Son dönemdeki izlediğimiz futbol açısından güzel, keyifli bir derbiydi. Tabii ki Fenerbahçe mutlak kazanması gereken bir karşılaşmayı 1-1 tamamladı. Ve Fenerbahçe Beşiktaş'tan yine 5 puan geride, Galatasaray'da puan farkını 2'ye indirdiğini söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe için tabii ki şu an oynanan futbol umut vermediği için şampiyonluktan da söz edilemiyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de tartışılan isim tabii ki de Erol Hoca. Bununla ilgili şu an itibariyle alınmış bir karar yok. Onu da ayrıca
belirtmek isterim. Evet Erdal Cumhur, şunu sormak istiyorum. Ben Altay Bayındır'ın ve Abubakar'ı ayrı ayrı değerlendirmeni rica edeceğim. Ya ben senin söylediğin şeye katılmıyorum. Şampiyonluk şansı az ve Fenerbahçe'de şu anda Erol Bulut, Erol Hoca tartışmaları var diye. Bence bunların hiçbirisi yok Fenerbahçe'de. Bence taraftarlar sosyal medyada veya medyanın bir kısmı kendi kendine yapıyor bu işi. Fenerbahçe takımı çok iyi bir takım. İnönü stadında, pardon, Vodafone Park'ta güzel bir çim üzerinde tıkır tıkır top oynadılar. Bir süreç lazım toplama takımın bir araya gelebilmesi için. Erol genç bir hoca. Bu süreci bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen bir sene sürebilir. Ben öyle çok tartışılan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sosyal medya kulüpleri yönetmiyor. Herkes bence bunun farkına varması gerekiyor. Herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Ama sonuç itibariyle kulüp yönetmek başka bir şeydir. Bence çok iyi bir futbol oynandı sahada. Kazanan kim oldu? Kazanan futbolu gerçekten seyrederek zevk alan insanlar oldu. İyi, standardın üzerinde bir futbol oynandı. Altay'a baktığınız zaman işte herkes konuşuyordu değil mi? Genç kaleci, Türk kaleci, genç kaleci, Türk kaleci. Tam da ikisi de hem Altay hem Ersin için. İkisine de baktığınız zaman hem pırıl pırıl gençler, gelecek vaat ediyorlar. Bizim milli takımlarımız için veya Avrupa'da mücadele edebilecek büyük takımlarımız için kalelerini koruyabilecek genç nesilden futbolcularımız. Forvet baktığında Abubakar'ın hikayesini, geliş hikayesini zaten haftalar önce anlatmıştım. Gerçekten iyi bir golcü. Bazen şanssızlık yaşıyor, gol atamıyor. Ama bazen de harika goller atıyor, seyrediyoruz. Zannedersem şu anda da ikinci değil mi gol krallığında? Ama burada gol atamıyor demek yanlış. Karşısında bir de kaleci var. İşte Altay'ın oradaki başarılı performansı Abubakar'ın gol atamamasına sebep oldu. Veya diğer futbolcuların gol atamamasına sebep oldu. O atamadı demiyorum ben. Altay kurtardı diyorum. Altay'ın performansı güzeldi diyorum, iyiydi diyorum. Fenerbahçe gol atamadığı zaman Fenerbahçe gol atamadı demiyor. Ersin iyi kurtarışlar yaptı diyorum. Birazcık da karşı taraftan bakalım. Ters taraftan bakalım yani. O futbolcu, kaledeki o futbolcu hiç görmeyeceğiz mi yani? O adamların başarılarını tebrik etmeyecek miyiz yani? Onların hakkını vermeyecek miyiz? Forvetler mi haklı? Forvetler mi gol atıyor? Atamadıklarını düşünelim. Bir sürü de atamadıkları var yani. Atamıyorlar. Niye atamıyorlar? Çünkü karşılarında dev gibi bir kaleci var. Son yıllara bakıyorsunuz. Galatasaray'ın şampiyonluklarına baktığınız zaman kalesinin kalesindeki başarılı Muslera performansının ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ama kimse konuşurken herkes atılan golleri konuşuyor. Çünkü futbolun gerçeği golmüş gibi görülüyor. Hayır. Tek başına gol değil. Golle birlikte kalenizi koruyan, defansınızı koruyan stoperler, orta sahayı koruyan liberolar, 10 numara, bunların hepsi bir takım halinde başarıyı elde ediyorlar. Benim görüşüm bu. Elbette ki Erdal Cömert'in ifadeleri de bu şekildeydi. Peki şunu sormak istiyorum Erdal Cömert size. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i nasıl buldunuz? İkinci bir konu daha var derbiyle ilgili. Maç sonunda Sergen Hoca'nın hakemle ilgili yorumları vardı. Bu tarz hocaları ve hakemi bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz şeklinde. Ve maç içerisinde Sergen Yalçın sürekli elleri ve kollarıyla hakeme itiraz edilmesi de belli bir kısım tarafından da eleştirildi. Genel olarak bir toparlama rica edeceğim. Bence Sergen Yalçın'ı idam etmek gerekiyor. Taksim'de sallandıracaksın, bak bir daha kimse konuşur mu? Ya böyle bir şey var mı ya? Allah'ım yarabbim ya. Eliyle kolduyla hareket yapıyormuş. Onun için insanlar eleştiriyormuş. Kim onlar ya? Allah Allah, adam takımını yönetmek zorunda, itiraz etmek zorunda. Hakaret etmediği müddetçe, küfür etmediği müddetçe hakemin göstermiş olduğu o sarı kartları normal değil ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Konuşacaksın kardeşim, konuşacak. Erol da konuşacak. O da takımını yönlendirecek. Yanlış bir karar varsa o da itiraz edecek. Etmeyecek mi? Edecek kardeşim. Bu futbolun gerçeğinde var. O zaman biz robotlara oynatalım bunları.
hakemleri bırakalım, makineler yönetsin bu işi. Böyle bir şey var mı? Bak Sayın Ahmet Nur Çebi'nin haftalar öncesinden söylediği, benim de yazdığım bir hikaye var. Anlatabiliyor muyum? Böyle büyük derbilerde Türk hakem oynatmayalım. Niye biliyor musunuz diyor. Adamın geçmişten gelen tartışmaları ve geleceğe gidebilecek tartışma pozisyonları oldu. Bunu yapmayalım. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl yabancı hoca, nasıl yabancı futbolcu gelebiliyorsa bu ülkeye, derbi, en azından derbi maçlarla ilgili iki kulüp de istiyorsa yabancı hoca tayin etsinler diyor ya. Aynı parayı ona veriyorsunuz zaten. Ne fark eder ki? Biz uluslararası müsabakalar oynamıyor muyuz? Şimdi biz Norveç'te Hollanda'yla oynadığımız zaman hangi hakemin geldiğini biz mi belirliyoruz? Yönetici UEFA belirliyor. Organizasyonu sahibi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye'deki Süper Lig'in sahibi. O belirleyebilir. Söylemesindeki sebep bu tartışmaların olmaması. İşte anlatabiliyor muyum? Bak ben orada bir sürü hata söyleyebilirim hakemle alakalı. Kasıt mı, kusur mu diye ikiye ayırıyorum. Bir kere daha seyrediyorum, bir kere daha seyrediyorum. Ya diyorum ki olabilir yani. Yani kasıtlı değil bence. Kusur olabilir bak. Kusur işlemiş olabilir hakem, insan. Bak futbolun içerisinde bu kusurlu insan faktörü var yani. Biz bunu var olduğunu görerek bu oyunu seyredeceğiz. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani. Bizi dinleyenler birazcık da böyle karşı taraftan baksınlar. Bak kasıt varsa yalnız bunun da cezai işlemleri var. Anlatabildim mi? O cezai işlemler uygulandığı zaman zaten olay adaletini bulmuş oldu. Ama kasıt yoksa, yalnızca kusur varsa, ya olur, her takım oluyor ya. Bütün Anadolu'daki takımlar oluyor, bütün büyük takımlar oluyor, herkes oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bençte oturan, yedek kulübesinde duran, takımını yönlendirmeye çalışan, ya bir hocanın takımına etkisi zaten sahaya çıktıktan sonra en fazla %10'dur biliyor musun? %5'tir, %10'dur yani. Aboubakar Altay'la karşı karşıya kaldığında o topa senden vurmuyor ki kardeşim. Vurmuyor ki yani. Hocanın oradaki minik minik maç içerisinde belki 10 kere 15 kere minik minik işler söyler. Minik minik pozisyonlar değiştirir, anlatabiliyor muyum? Ya büyük hocalar bunları yapar, eliyle itiraz eder, hakaret etmediği müddetçe, küfür etmediği müddetçe, sesini yükseltse bile, kusura bakma kardeşim sen orada o durumdasın yani, onu dinlemek zorundasın yani. Onun itirazını dinlemek zorundasın. O zaman kural koyacaksın. Diyeceksin ki bu soyunma kulübesinde oturacaksınız. Ayağa kalktığınız zaman takadı çekecek. Yanında bir tane görevli koyun. Tamam mı? Hoca ayağa taktı, kalktığı zaman ona bir tokat çeksin. Oturulan yerine. Böyle şey mi olur ya? Böyle futbol mu olur ya? Yanlış bunlar. Bak bak Erol için de yapsalar. Bak Fatih Hoca için yapıyorlar. Tamam mı? Ona da kızıyorum yani. Bak böyle bir taraf tuttuğum falan filan yok. Sen biliyorsun beni yani. Benim böyle bir şey, olağanüstü bir tarafsız bakış açım var. Herkes için söylüyorum bunu. Bak ama ne diyorum? Bak hakaret olmazsa diyorum. Hakaret varsa o sarı kart görecekse sarı kart görecek. Kırmızı kart görecekse kırmızı kart görecek. Hakemin elinde o yetkisi var. Ama bunu abartmanın alemi yok yani. Adam futbolcu bir pozisyonda şey yapıyor. Aşırı itirazdan dolayı sarı kart görmüyor. Görüyor. Bence bu da yanlış mı? Adam o performansın içerisinde yani itiraz edecek yani. Sana hakaret etmediği müddetçe, sana dokunmadığı müddetçe, küfür etmediği müddetçe istediği kadar itiraz etsin ya. Ne var ki yani? Niye itiraz etmiyorsun? Ben onu anlamadım. Sen diktatör müsün kardeşim? Sana konuşamayacak. Evet Erdal Cömert, sizin düşünceleriniz bu şekildeydi ama şunu da sormak istiyorum size. Maçın hakemi Halil Umut Meleri nasıl buldunuz genel olarak performansında? Ben kendi fikrimi de belirteyim bu noktada. Maçın sonucuna etki edebilecek herhangi bir hata yapmadı. Tabii ki de her hakemin, her insanın olduğu gibi ufak tefek hataları vardı. Onu da kendi açımdan belirtmek istiyorum. Sizin de görüşünüzü rica ediyorum. Ya profilden baktığımız zaman yakışıklı arkadaş. Anladın mı? Ya, profilden yakışıklı. Bak ne diyorum, az önce anlattım. Hata yapabilir. Kasıt mı, kusur mu? Yani oyunun tamamen şeklini değiştirebilecek nitelikte olağanüstü bir şey olmadı bence yani. Ama oldu mu? Olur tabii ya. Yani olur. Olur gerçekten olur. O faullerde, sarı kartlarda, o sarı kartları göstermeyebilir miydi? Adamlar topa çıkıyor mesela.
kolu omuzuna, adam topa çıkmış. Alttaki adam ayaklarını bile kaldırmamış. Onun omuzuna geliyor. Ya bu sarı kartlık bir pozisyon değil. Alttaki futbolcuya bak, hiç hamle bile yapmamış yani. Bak kendisi de daha sonra bunları seyrettiğinde ya bunu vermeseydim iyi olurdu demiştir yani. Ama oyunun akışına şey yapıyor mu? Etkiliyor mu? Ya çok etkileyecek bir pozisyon olmadı. Ama ne yazık ki Türkiye'nin işte hakemler üzerinden bütün takımlar, bütün hocalar bunu yapıyor. Tam burada bir şey söylemek istiyorum Erdal Cömert. Maçın sonunda Sergen Hoca bu hakemi bir daha maçımızda görmek istemiyoruz dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi belki kendisinden yakışıklıdır diye. Tamam mı? Sürekli kameralar onu gösteriyor ya. Şey yapmıştır Sergen yani, kıskanmıştır. Ya niye göstermek istemiyor? Adam sahanın içerisinde ona karşı göstermiş olduğu sarı kart, pozisyonlara yapmış olduğu itirazlara verdiği cevaplar. Ve o yanlış pozisyonları, kendisine göre Sergen Hoca'nın yanlış pozisyonlarını halen sürdürmesi, ona göre Fener'e artı, Beşiktaş'a ekti gibi görmesi, pozisyonlarda değerlendirmesi. Ama bu sözü söyletir yani. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Futbolda, futbol maçı bittikten sonra en az 3 saat 4 saat hiç kimsenin konuşmaması lazım, anladın mı? Yöneticiler dahil. Bu kurallar artık, biz çok eğitimli bir toplum değil. Kendimizi yetiştirmiş, bilinç çok bilinçli, çok profesyonelce düşünebilen, mantıklı davranan bir toplum değiliz. Biz hislerimizle yaşayabilen toplumuz. Ve adrenalin ister oynarken ister seyrederken mutlaka bünyemizi etkiliyor. Herkesi etkiliyor bak. Bak bence bunu bir kural getirmesi gerekiyor. Basın toplantılarını 3 saat sonra yapsınlar. Ertesi sabah yapsınlar. Anlatabiliyor muyum? Yöneticiler konuşmasın mesela. Konuşması bu futbolu biraz daha dengeli hale getirelim. Biraz daha temiz hale getirelim. Artık sahada oynansınmışlar. Anlatabiliyor muyum? Hakemler de etkilenmesin. Hakemler de hata yapmamaya çalışsınlar. Ne olacak ya? Hata yaptıkları zaman onlar farklı bir değer kazanıyorlarsa abi yapacak bir şey yok. Yani bu ülkenin karakteristik yapısı dedi, olur biter yani. Ya bir hakem sevdiği için bir takıma artı sonuç doğurabilecek kararlar veriyorsa bu toplumun ahlaksızlığı derim. Ben başka bir şey demem yani. Adam işinin ehli değilmiş derim. Hani liyakatına göre iş sahibi olacaksın derler ya. O işi yapamıyormuş derim yani. Liyakatlı bir adam değilmiş derim yani. Herkes öyle söyler. Yarın öbür gün tarihe böyle geçer yani. Ya bunu kaldırabiliyorsa herkesin çoluğu çocuğu var yani. Ben kimsenin zarar görmesini istemem bu konularda. Ama biraz daha çalışmaları, biraz daha liyakatlı olmaları, biraz daha profesyonelce davranmaları çok önemli. Evet Erdal Cömert, şunu da sormak istiyorum size. Şampiyonluk yarışını derbinin sonucu nasıl etkiledi diyeceğim ama yarışa gitmemiz gerekiyormuş. Yarışa gidip gelelim. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor. Muhabir masasında yeniden birlikteyiz. Evet, tekrar hattımızda Erdal Cömert var kendisiyle. Derbiyi değerlendiriyorduk. Evet Erdal Cömert, tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Evet, şampiyonluk yarışında kalmıştık ki bir reklam arası vermemiz gerekti. Evet, şampiyonluk yarışında derbinin sonucu nasıl etkiler? Hem Fenerbahçe açısından, hem Galatasaray, hem de lider Beşiktaş arasından, ki Beşiktaş eğer kazansaydı iki rakibiyle de puan farkını açacaktı. Galatasaray'dan artık sadece 3 puan ileride. 3 puana çıktı. Ama 5 puan yapabilirdi. Fenerbahçe ile 5 puanda kaldı. 8 yapabilirdi. Fenerbahçe'de bu puan farklarını iki takımla da, hem Beşiktaş hem Galatasaray'la da azaltabilirdi. Nasıl görüyorsunuz bundan sonraki haftaları? Ya şimdi Galatasaray'la 3 puan fark var diyorsun ama bir maçı da eksik Beşiktaş. Evet. Yani Galatasaray bir maç oynamayacak yani. Bay geçecek. Hatay maçından sonra Galatasaray baya girecek. Fenerbahçe de yine baya girecek ilerleyen haftalarda. Evet. O zaten eşitlenecek o arada. Onu şöyle bakalım. Eğer Beşiktaş o maçları Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftaları galibiyetle geçerse Galatasaray'la 6 puan oluyor arasında.
böyle bakmamız lazım. Anlatabildim mi? Evet. Yani o 3 puan değil yani o hikaye. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anki tablolara göre aslında konuşuyoruz ama bir maçı işte eksik olarak söyleyebiliriz Beşiktaş'ı. Yine de hatırlatalım dinleyicilerimiz. Bir maç eksik olduğunu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir maçının fazla olduğunu, bay geçeceklerini bilsinler yani bu puan ortasında, bu puan farklarında. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen hafta da konuşmuştum ben mesela. Ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenebileceğini, bu yarıştan geriye kalmayacağını söyledim zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani yenebilirdi Fenerbahçe. Beşiktaş'ı Fenerbahçe yenebilirdi. O güce sahip bir takım. O güce Beşiktaş'ı yenebilecek futbolu oynayabiliyor. Golleri atabiliyor. Yapabiliyor bunu. Yapabilirdi yani. Bak maçta gördük yani. 1-1 olduktan sonra maç bir sürü pozisyon kaçırdı yani. Olabilirdi. Şimdi bu aradaki 3 puanlar, 6 puanlar, 5 puanlar bunların hiçbirisi önemli değil aslında. Niye biliyor musunuz? Kaç hafta var? 10 hafta mı var? 11. Evet, Beşiktaş'ın 11, Fenerbahçe ve Galatasaray için 10. 10 hafta. Evet, şimdi bak 10 haftada şöyle bir hikaye var. 10 hafta üzerinden yapalım. 30 puan var. Çok büyük puanlar. Çok fazla puan var. Ve her takımın oynadığı takımlara bakar mısınız? Alt lige, yani alt lig derken yanlış telaffuz ettim. Ligin alt bölmesine puanlar çok yakın ve o takımlarla maç yapacaklar. O takımların varıyor veya kırmızı listenin içerisinde o sondaki o dört takıma bakıyorsunuz puanlara. Canınızı yakabilir. Kendini yukarı sıçratabilmek için sen şampiyon olacakmışsın. Sen UEFA'ya gidecekmişsin. Umurunda olmaz. Yakar kendisini, seni yener. Sana gol atar, senden puan alır. Ve bu takımlarla hem Fener'in, hem Galatasaray'ın, hem Beşiktaş'ın, hem de Trabzon'un maçları var. Anlatabiliyor muyum? İşte bu dengeleri değiştirebilir. Burada temkinli giden, stresi iyi kontrol edebilen, gücünü 10 maça, 11 maça yayarak kullanabilen takımlar bu işin içinden çıkacaktır. Şampiyonluğu göğüsleyecektir. Bu Fenerbahçe olabilir, Beşiktaş olabilir, Galatasaray olabilir. Şu anda puan tablosuna baktığımız zaman evet Beşiktaş bir adım önde, bir basamak yukarıda. Puan açısından baktığınız zaman. Hatta iki basamak yukarıda. Sadece puan açısından mı? Bunun içine Beşiktaş'ın oynadığı oyunu katabilir misiniz sizce? Yani şunu söyleyeyim, şöyle düzelteyim veya daha toplu sorayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında sadece puan değil, oyun olarak şampiyonluk mesajı veren birinci takım size göre kim? Ya, tabii ki Beşiktaş. Tabii ki Beşiktaş. Zaten o oyun anlayışı, o oyun farklılığı olmasaydı şu anda lider olmazdı Beşiktaş. O kadar puan kaybetmiş olmasına rağmen, yani basit puandan kaybetmiş olmasına rağmen tamam mı? Lider olmaz. Tabii ki Beşiktaş. Ama bak ben ne diyorum? Lig çok uzun bir maratondur. Son hamlelere geldiğiniz zaman, son 7 haftaya geldiğiniz zaman fikstüre bakın, düşme potasındaki takımlarla da maçlarınız olur. Bazı sezonlara bakarsınız adam 5.'dir, takım 5.'dir veya 6.'dır ama 3.'üyle veya 4.'üyle 3.'üyle arasında çok az puan vardır. Gelir seni yener 3. olur, UEFA'ya gider. Anlatabiliyor musun? Seni düşünmez şampiyon olacağını. Ben yenerim UEFA'ya gidiyorum der arkadaş. Bak bunlar hassas. Ha şu andaki dönemde o yok ama alt taraftaki son 4 takımın üstündeki takımların puanına baktığınız zaman o takımlarla maçları var. Bu takımlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın da var, Fener'in de var, Galatasaray'ın da var. Ya yarış bitmiş değil ve tam tersi daha zorlu bir şekilde ilerliyor. Daha renkli olacak gibi geliyor bana bu senelik. Bu maçlarda. Yani şunu söylemek gerekir. Aslında her haftada bunun üzerine veya altını çiziyoruz. Özellikle basa basa üzerine söylüyoruz. Yani bu lig daha çok uzun maraton. Şu anda ligin altında da ligin üstünde de dengeler çok değişebilir. Ama burada önemli olan hem o stresi iyi kaldırmak, o stresi iyi yönetmek, sahada sonuçları alabilmek ve bunun içerisinde de takımların güçlü kalması gerekir. Bu noktada baktığımız zaman 31. hafta tamamlandı. Bu hafta itibariyle şu anki periyotta hem puan olarak şampiyonluk yarışında hem de oyun olarak en iyi mesajı veren Beşiktaş var. Ligin en iyi oynayan, futbol oynayan takımların başında da yine Hatayspor ve Alanyaspor geliyor. Onu da ayrıca eklemek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Katılıyorum. Aynen katılıyorum. Ama şurada
Şöyle bir şey var mesela, düşünsene. Ozan çıkıp o topa vurmasaydı veya Ersin o topu çıkartsaydı, bugün şu anda konuştuğumuz şey Fenerbahçe evet şampiyonluk çıtasından bir adım geriye düştü diyebilirdik değil mi? Ama bak bir golle düşmedi yani. Yanlış mı düşünüyorsun? Aslında Fenerbahçe sadece bir adım değil, psikolojik olarak da etkisi var bunun. 2-3 adım evet, geriye düşecekti. Evet, evet yani. Biz tabii daha şey yumuşak geçerdik onu. Derdik bak bir adım geri düştü ama daha 11 tane maç var derdik yani. Ne olacağı belli olmaz derdik. Ama bak o golü geldi, ceza sahasının dışından çarptı, Ersin de kurtaramadı. Evet çok güzel, harika bir gol attı, bir puanı aldı. Hem Beşiktaş'ın arayı açmasına izin vermedi, hem kendisinin aynı şekilde şampiyonluk yarışında bu puan farkıyla da olsa devam etmesini sağladı. Ama yenilseydi Fenerbahçe, onun için işler çok zor olacaktı. Yani harcanmış bir para, 22 tane transfer, bu kadar büyük rakamlar, sezon başında 1 lira bile transfer yapamaması gereken bir finansal sistemi içerisine gelip daha sonra bunu açtıran bir takım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlara sosyal olarak bile öncü olabilen bir takım ve taraftarı düşünsene. Bu hafta Fenerbahçe kadınlara ait yasayla İstanbul Sözleşmesi'ne ait vermiş olduğu o cevap inanılmaz toplumsal bir şey yani. Siz böyle bir camiadan bahsediyorsunuz. Evet. Bu kadar büyük bir camia. Tek taraflı değil. Yalnızca futbola indirgemeyelim yani. Bu bir camia, bu bir topluluk yani. İnsanlar birbirlerini hiç tanımasa bile bir maçta sen birçok kez şahit olmuşsundur. Ben de çok şahit oldum. Hiç tanımazlar birbirlerini ama bir sezon yan yana kombin alırlar, kanka olurlar ya. Kanka, öyle değil mi? Statta kanka olurlar, dost olurlar, arkadaş olurlar. Stat ortamı çok farklı bir ortam. Evet. O takımlar, büyük takımlarımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya diğer Anadolu kulüplerimizin maçlarında insanların birleştirici bir gücü var. Daha doğrusu bu futboldan ileri geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda camiaların büyüklüğünden ileri geliyor. Bunu da eklemek istiyorum. Evet Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile de konuşmuştuk milli takımı. Sizinle de biraz konuşalım. Milli takım Dünya Kupası macerasına başlıyor. Dünya Kupası eleme grubunda maçları başlıyor. Yarın Hollanda ile, daha sonra Norveç ile ve en sonunda Letonya ile karşılaşacak milli takımımız. Hemen maç programında aslında aktaralım. Yarın saat 20'de milli takımımız kendi evinde Hollanda'yı ağırlayacak. Ve cumartesi günü yine saat 20'de Norveç deplasmanında olacak. Ve salı günü ise saat 21.45'te kendi evinde Letonya ile karşılaşacak milli takımımız. Siz Dünya Kupası elemelerini nasıl görüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz milli takımın yeni macerasıyla ilgili olarak? Tabii ki grubumuzda G grubundayız. Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık yer alıyor. Sizden yorumlarınızı rica edeceğim. Ya Cebeli Tarık çok güzel ya. O maça gitmem lazım benim. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim milli takımla ilgili. Zaten Sayın Zülkeşku geldiğinde tamam mı? Çok değişik bir takım kurdu. Gençleştirdi takımı ve üzerine gitti. Ayrıldı ama ayrıldıktan sonra yerine yine çok tecrübeli kurt bir hoca geldi. Sayın Şenol Güneş. Şey söyleyeceğim. Şenol Güneş'i kimse küçümsemesin ama kimse de gözünde büyütmesin. Sonuç itibariyle bak toplama takım çok zor takımdır milli takım. Futbolcular bir sürü hocanın elinden geliyorlar, bir yerde kampa girip bir hafta içerisinde iki tane maç oynuyorlar. 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde 3 tane maç oynuyorlar. Bu diyaloğu sağlamak çok zor. Bak oyun sistemini sağlamak çok zor. Bir de teknik direktör kendi şeyinde, kendi takımında oynadığı sistemin dışında başka bir sistemle oynamaya kalktı mı ama futbolcu için çok zor oluyor işte. Orada başarısızlıklar geliyor. Ama ben takıma güveniyorum. Bak genç bir takım var. Uyum sağlayabilecek bir takım var. Şenol Hoca'ya da güveniyorum. Erdoğan Hoca da son dakikanın içerisindeyiz. Toparlayabilirseniz memnun olurum. Bence başarılı çıkacaklar. Dünya Kupası'na gideceğiz biz. Bu grubun içerisinden çıkarız diye düşünüyorum. Kimle çekişir sizce? Son cümle olarak alayım. Hollanda tabii ki. Hollanda, Norveç. Yani bunlar iyi takım. Evet Erdal Cömert, değerli yorumlarınız için de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Evet, programımızın sonunda size milli takım arasından sonraki maç programını aktarayım. 3 Nisan'da saat 13.30'da Kayserispor Göztepe, 16'da Demirgöl Sivasspor Trabzonspor, yine 10. Ankaragücü Fraport'ta Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor, 19'da Kasımpaşa Beşiktaş ve 5 Nisan'da saat 19.00'da Fenerbahçe Yukatel Denizli Spor'la karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 32. haftada maçları da tamamlanacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, muhabir masasının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.